Karamassos antik kentinin en önemli eserlerinden ve kendini koruyabilmiş eserlerinden böyle yamaca yaslanmış tiyatrosundayız. Ortadan bir sıra de o zamanın kestiği tiyatronun altta 16 kavya, üstte de 8 kavyası bulunmaktadır. Bugün Eyüp Güreş ile Antalya'da bulunan Termessos antik kentini gezdik. Hemen böyle girişte park alanları, oturma ve mangal yakma alanları, yine tuvaletler ve mescit gibi dini ibadet yapabileceğiniz mekanlar yer almakta. Şehrin kalıntıları Antalya Korkuteli Karayolu üzerindeki Yenice Kahve yakınında bulunan Helenistik devir surları ile başlar ve Güllük Dağı'nın zirvesine kadar devam eder. İşte en son arabayla gelebileceğiniz nokta burası. Yaklaşık giriş yaptıktan sonra bir 8 kilometre kadar orman içinde İlerliyorsunuz. O kadar çok sincap gördüm ki. Tabii ki Termessos antik kentine diğer tüm antik kentlerde olduğu gibi, milli saraylarda olduğu gibi müze kartla ücretsiz girebiliyorsunuz. Kral yolundan çıkmaya başlıyoruz. Antik kentte bulunan endemik çiçekleri de görüyorsunuz. Termessos çiğdemi. Sandaletleri çıkardım. Elinizde kalır diye yorumları okumuştum gelmeden önce. İyi bir spor ayakkabısı. Hani yaz sıcağında trekking ayakkabılarımı giymek istemedim. Anadolu'nun en eski halklarından, Luvilerin soyundan gelen, Solimler tarafından kurulmuş önemli bir antik kenttir. Luvi dilinde terme, dağ geçit anlamında, hassa kelimesi ise yüksek hisar anlamından geliyor. Yani dağ geçitindeki yüksek hisar, kale anlamını taşıyor. Yanınıza mutlaka su alın arkadaşlar. Ben 1,5 litre su aldım. Tabii evde buzluğa attığım sular. Onlar ilerleyen dakikalarda tam istediğim kıvama gelecektir. Aslında çok zor bir parkur değil. Tabii ki bayır çıktığınız için ve bugün Temmuz'un 13'ü Antalya. Aşağılarda sabah 9'da bile 30 dereceyi bulmuştu sıcaklık. Arabayı en son park ettiğim yerde 26 dereceydi. Genelde bu tür öğren yerlerini bahar aylarında, ilkbahar, sonbahar gezmekte fayda var. Termessos antik kenti Pisidias bölgesinin, yani Pisidias bölgesi neresi? Isparta, Burdur, Afyon ve Konya'nın güneybatı kısmı. Aşağı tahkimat alanı. Aşağı şehir surları ve su kaynağının bulunduğu alandan güneye doğru işte bu şekilde tırmanmaya devam edilirse solda
yer yer birinci katı kalmış olan. Şu çok enteresan geldi bana. Taşın üstünde daire şeklinde Milyas olarak anılan güneybatı bölümünde bugün Güllük adını taşıyan Polimos Dağı'nın korukları arasındaki vadede bir şey göremedim, yukarı çıktım ama ağaçlardan sadece duvarları kalmış. Tekrar kral yoluna indikten sonra hemen arası 30 metre ancak vardır. Kent giriş kapısına varmış oluyoruz. Şehrin surlarının yanından geçilerek düz bir şekilde şehre doğru devam eder. Böyle ara ara dinlenme bankları da var. Nedense bana böyle bayır, yamaç yerler hep şimdi baraj altında kalan Artvin'deki köyümü hatırlatır. Zeytinlik. Hele Ağustos böceklerinin o bitmek bilmeyen serenatları iyice bu duyguyu pekiştirir. Yaşanan depremlerden sonra, çok büyük depremlerden sonra artık bir daha yerleşime açılmamış. Milattan sonra 5. ve 9. yüzyılda yaşanan bu depremlerin ardından kentte yaşayan halk Likya ve Pamfilya'ya göç etmiş ve ardından burada yaşam bitmiş. Bütün yaşanan bu depremlere rağmen, yıllara rağmen bakın hala ayakta. Yani görebildiğim kadarıyla hiçbir harç yok. İç kısımlarında belki gerçekten de çok etkileyici surlar. Baksanıza koca koca kayalar peynir keser gibi kesilmiş. Hem de geometrik olarak bakın buralarda tek tek hani nasıl kestiler diyoruz. İşte insanın sabırla delemeyeceği taş yok derler ya. Aynı onun gibi bakın murç izleri var kayanın üzerinde. Gerçekten de şu anda bile çok etkileyici. Bakın burada da dor tipi bir sütun başlığı var. Oval, silindir biçiminde sütun başlığı. Nasıl özenmişler. Yine sütun başlığına oturan kirişlerden, süslü kirişlerden biri bence. Evet, kırılmış deprem veya yılların yorgunluğuna dayanamadan. Şimdi dor tipi ne diye aklınıza gelebilir. Aynı antik Yunan ve Roma yapı modeli gibi. Onlardan daha önceki, antik Yunan'dan önceki dönemi kapsayan dor kavimlerinin uyguladığı bir yapı şekli, bir mimari şekil. Tabii ki şüphesiz Termissos antik kentinin en sağlam şekilde günümüze kalmış yapısı. Tiyatroya böyle devam ediyoruz. Aynı zamanda hamam ve jimnasyum da burada. Baksanıza silindir biçimindeki
çıktım. Muhtemelen bunlar da kirişler. Şöyle oturtuluyor. Böyle oyulmuş. Hani dedim ya, harç göremedim. Muhtemelen yine birleştirici maddeler vardır yer yer. Hani günümüzdeki çimento gibi diyelim. Gerçi çok eski dönemlerde volkan küllerinden faydalanırlarmış. Ama tabii ki o taşlardaki oyulan bölümler birbirine sıkı sıkıya oturmasını sağlıyor aynı zamanda. Şehrin tarih sahnesine çıkışı Büyük İskender'in milattan önce 333 yılında kenti kuşatması ve Termessosluların güçlü bir savunma yaparak kenti teslim etmemesiyle olmuştur. İskender malumunuz çok büyük bir imparatorluk kuruyor. Lakin 33 yaşında çok genç yaşta hayata veda ediyor. Tabii çoluk çocuk yok. Hatta eşcinsel olduğunu biliyorum okuduğum kaynaklardan. İşte kendisinin kurmaylarından, bazı kaynaklar 7, bazıları 8 diyor. Generalleri İskender'in ölümünden sonra İskender'in aldığı bu büyük Makedon İmparatorluğunu paylaşıyorlar. 1. Ptolemeos da Mısır satrabı iken İskender'in ölümünden sonra Mısır civarını alıyor. Koskoca Büyük İskender alamamış. Ölümünden sonra ülkeyi paylaşan generallerinden Ptolemeos almış. Kral yolundan yukarıya doğru çıkıyoruz. Caddenin hemen üstünde tanımlanamayan bir yapı diyor. Tiyatroya doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Öyle bir yamaçta kurulmuş ki Antalya şehri görünüyormuş. Bakalım. Evet, drenaj sisteminin insanlar düşmesin diye muhtemelen böyle bir demir bariyer koymuşlar. Emin olun bana bir sürü alet de verseniz böylesine bir kayaya şekil veremem. Nasılsınız? Agora üç yandan stoalarla çevrilmiştir. İki katlı stoada bulunan bir yazıta göre stoa Pergamon kurallı ikinci Atalos tarafından dostlukların kanıtı olarak Termessos'a hediye edilmiştir. Bu da bu stoada muhtemelen Atalos'un stoası taklit edilerek Osparas isimli varlıklı bir Termessoslu tarafından yaptırılmıştır. Termessos antik kentinin en önemli eserlerinden ve kendini koruyabilmiş eserlerinden böyle yamaca yaslanmış tiyatrosundayız.
burası niye düştü bilmiyorum. Evet, колючка. А мы туда не пойдем? Ortadan bir sıra Deozaman'ın kestiği tiyatronun altta 16 kavya, üstte de 8 kavyası bulunmaktadır. Agora'nın doğusunda yamaca yaslanmış olan ve Antalya Körfezi'ni de görebilen yaklaşık 4-5 bin seyirci kapasitesine sahip olan tiyatro Termessos Ovası'nın en göz alıcı yapısıdır. Helenistik dönemde yapılan tiyatro aynı zamanda sonrasındaki Roma tiyatrolarının etkisini de göstermektedir. Sahne binası milattan sonra 2. yüzyılın özelliklerini gösterir. Bunun arkasında sadece uzun dar bir oda vardır. Burası görkemli bir şekilde süslenmiş cepheyi kesen 5 kapı ile oyunun sahnelendiği podyuma bağlanır. Aşağıda görüyorsunuz. Sahnenin altında vahşi hayvanların dövüşe çıkarılmadan önce tutuldukları 5 küçük de oda vardır. Ama onlar şu anda taşların altında. Tiyatroları enlemesine kesen yere, şu büyük geniş bölüme diazoma diyorlar. Oturulan yerlere de kavya deniyor. Üstte 8 kavya, altta 16 kavyadan oluşuyor. Şu anda üst kavyalardayız. İkinci sırasındayız. İşte taşların yıkıldığı yerler diazoma bölümü. Hemen işte yine şu taşların olduğu yerlerden kavyada oturan insanlar şuradan Agora'ya geçerdi. Şu kısımdan. Şuradan çıkıp Agora'ya doğru ilerliyoruz. Agora malumunuz eski zamanlarda antik kentlerdeki pazar yerleri ya da günümüzdeki AVM'ler gibi düşünün. Hemen Agora'nın girişinde sol tarafta Odeon biliyorsunuz. Hem müzik yapılan hem de resmi toplantıların yapıldığı bir alan, bir yer. Üstü kapalı olan. Yapının orijinalinde çatısının olduğu kesindir. Çünkü ışığı doğu ve batı duvarlarındaki 11 geniş pencereden almaktadır. 25 metre uzunluğundaki bu çatının binanın üzerinde nasıl durduğu hala belirlenememiştir.
Günümüzde içi toprak ve moloz dolu olan harabedeki oturma düzeni ya da oturma kapasitesini değerlendirmek pek mümkün değildir. Oturma kapasitesi muhtemelen 600-700 kişiden fazla değildi. Molozların arasında renkli mermer parçaları çıkartılmıştır. Bu da iç duvarların mozaiklerle süslü olabileceğini göstermektedir. Hemen yanında yer alan küçük Artemis Tapınağı bulunmaktadır. Depremler dikdörtgen sütunları yerinden oynatmış. Bakın duvarlar hala mükemmel bir şekilde duruyor. Evet, Agora'ya doğru ilerlemekteyiz. Yerler taş döşeli. İşte yine Agora'da bulunan stoa ve portikolar. Onlar da portiko. Böyle üstü sundurmalı dükkanlar diyebiliriz. Hemen tiyatrodan Odeon, Küçük Artemis Tapınağı'nın oradan Agora'ya girip gelirken sol tarafta da kurucunun evi diye bir ev var. Tabii ki hiç kuşkusuz bu kurucu Termasos'un kurucusu değil, muhtemelen şehrin zengin, yardımsever bir kişisi olsa gerek. Yani şimdiki villalar gibi düşünün. Zamanında epey gösterişliymiş. Şehrin güneybatı bölümünde yer alan Roma tipindeki villa şehre de hakim. Cephe duvarı dört üzerinde olan 6 metre yüksekliğe erişen yapı. Kapının girişindeki kitabesinde yazdığına göre kurucunun evi olarak tarihe not düşmüştür. Duvar yapısı da fikir vermesi açısından yani bu devasa taşları yontması ayrı, taşıması ayrı, müthiş bir emek var. Drenaj sistemi muhtemelen. Hemen aşağısı birbirine geçmeli 5 bölmeden oluşan sarnıçlar. Özellikle 1, 3 ve 5. sarnıçlar çok etkileyici, çok büyük. Özellikle ortadaki. Şöyle yine kenarlardan gideyim. Şu ikinci ve dördüncü sıradakiler daha küçük. Belki hava alsın diye yapılan yerler. Bakın. Yani derinliği nereden baksanız en az 15-20 metre derinliğinde çok geniş bir sarnıç. Tabii kocaman Termasos antik kenti için su kaynağı da olmayınca yağan yağmurların biriktiği bu sarnıçlarla
yıl boyu su ihtiyaçlarını karşılarlarmış. Sarnıçlardan aşağı doğru iniyoruz. Tanımlayamayan yapının hemen alt tarafında Sütunlu Cadde yer almakta. Sütunlu Cadde'ye şu kısımdan girip ilerlemek daha anlamlı olacaktır. Koskoca bina nasıl tanımlanamamış, gerçekten şaşırmadım desem. Yine böyle kemerli yapılar. Agora'nın hemen batısında yer alan bu portiko veya stoa 2. Attalos zamanında milattan önce 159-138 yıllarında inşa edilmiş olup dor düzenindedir. Termesoslular yine Pisidya halklarından olan İsitya ile devamlı harp halinde oldukları için o dönemin güçlü imparatorlarından II. Attalos ile Pergamon kralı İyi ilişkiler kurmaya çalışmışlardır. II. Attalos tarafından bunun bir karşılığı olarak, dostluğa karşılık olarak yapılan bir stoa ya da portiko. Alketas mezarını bulduk. Şu kısımda güneybatı mezarlığı, ev kalıntıları. Böyle lahitler kapağı düşmüş, kırılmış. Bakın üzerinde şöyle iki tane silindir şekli var. Yukarıda da orman gözlem kulesi. Yani çok da görecek bir şey yok. Benden başka kimseyi de görmedim burada. Yerlerde kazılar var. Ya domuzlar ya da tarih hırsızı kazmışlar zannedersem. Nasıl kazmışlar? Kesin domuzların işidir bu. Mine ve Şahin de tarihe ışık tutmuşlar orada. Güneybatı yönünde ormanın derinliklerinde Ketes'in mezarı için ilerlemeye devam ediyorum. Bu arada Alketes'in mezarıdır diye birkaç yere daha çıktım. Büyük İskender döneminin önemli komutanlarından olan Alkentes'in mezarı
Milattan önce 319 yılında ve diğer mezarlar gibi şehrin tarihine ışık tutmakta. Evet. Evet. Alcantes'in at üstündeki rölyefini bulduk sonunda. Şimdi Alcantes, malum bildiğiniz üzere Büyük İskender ya da 3. Alexander büyük bir imparatorluk kuruyor. Makedon. Ama çok genç yaşta, 33 yaşında ölüyor. Ta Makedonya'dan, Balkanlardan Asya'nın içlerine kadar, Hindistan'a kadar ilerliyor. Ve 33 yaşında, çok genç yaşta maalesef ölüyor. Tabii çoluk yok, çocuk yok. Hatta eşcinsel olduğunu biliyorum Büyük İskender'in. İşte bu koskoca imparatorluk kendisinin 7 veya 8 kişiden oluşan kurma heyetindeki generallerinden tarafından, generalleri tarafından paylaşılıyor. İşte bu bölgede, Pisidia bölgesi ve Termasos antik kenti de işte bu generallerinden Alcates ve Antigonos tarafından paylaşılamıyor. Savaşa tutuşuyorlar. Antigonos çok güçlü. Ordusunun içinde filler bile var. 40 bin kişilik piyadesi vesaire. Alcates yenemeyeceğini anlayınca Termasos'a sığınıyor. Termasos kentine sığınıyor. Tabii bunun üzerine kendisi için büyük sorun olacak olan Alcates'i teslim almak için Antigonos Termasos'u kuşatıyor ve Alcates'i istiyor. Şehir toplanıyor. Alcates'i verelim vermeyelim diye. Malum ihtiyarlar sağlamcı, şehri savaşa sokmamak için, yıkım yaşamamak için vermek istiyor. Gençler vermek istemiyor. Anlaşamıyorlar. Gençler bu kuşatmayı yarmak için bir şekilde şehrin dışına çıkıyorlar. Bu arada ihtiyarlar da heyet halinde gidip teslim edebiliriz diye Antigones'te görüşmek istiyorlar. Bu arada artık kaçacak bir yeri olmadığını anlayan Alcates intihar ediyor. Şehre de zarar vermemek adına. İşte hemen cenazesini alıp Antigonas'a teslim ediyorlar. O da günlerce eziyet yapıyor Alcates'e. Hatta hınçını alamıyor. Sagalassos kentine saldırıyor. Ardından da gençler onun anasını yaşatmak için bu mezarı yapıyorlar ve bu kayaya işledikleri at üstündeki savaşçı da Alcates, onun adına böyle kayaya işliyorlar. Ne yazık ki mezar hazine avcıları tarafından yağmalanmıştır. İşte bakın gördüğünüz şekilde. Mezarın kalan kısmı milattan önce 4. yüzyıla tarihlendirilebilecek ata binen bir savaşçının betimlemeleriyle bezenmiştir. Ölüler kıyafetleri, mücevherleri ve diğer aksesuarlarıyla bu mezarlara, lahitlere konulurdu. Bakın, lahit konulduğu lahit burası olsa gerek. Parçalamışlar şu arkada kafes gibi bölümü. Şurada da bir oturma yeri sanki. Belki de kalkıp oturacağına inanılırdı.
Gökte de bir kuş. Muhtemelen büyük kuşlardan kartal olabilir. Bakın nasıl parçalanmış, talan edilmiş bir şekilde. İşte zengin mezarları günümüzde de olduğu gibi özel böyle yüksek lahitlerde saklanırdı. Hatta aile mezarlığı şeklinde yapılırdı. Ama yoksulların bedenleri ise sade taş, kil ya da ahşap lahitlerde yakılırdı. Sütunlu yol, sütunlu cadde. Çok yıkılmış buralar. Bakayım. Belki yol bulabilirim diye giriyorum ama sütunlu cadde. Arkadaşlar gerçekten çok böyle vahşi doğa içinde bir yer. Kesinlikle böyle hani terlikle, sandaletle geleyim demeyin. İyi ki yorumları okumuşum. Yoksa ben de sandaletle gelecektim. Baksanıza. Müthiş bir yer. Su yolları da var aşağıda. Bulvar gibi. Yani şehrin merkezi. Koca koca sütunlar. Taşlardan kesme. İşte değişik değişik. Dor tipi. Sütun başlıkları. Yani birçok büyük medeniyet. İşte Helenistik dönem, ardından Pergamon, Roma, Roma'dan önce tabi İskender. Evet. Bakın hep böyle dairesel bezlemeler, geometrik şekiller var. İşte şunlar. Sütun başlıkları. Ve sütunların üzerinde de yazılar var. Yani burada doğru dürüst bir açıklama yok. Sadece sütunlu cadde demişler. En azından tarihe ışık tutması açısından şu kayaların, taşların üzerine kazınmış yazılar en azından altlarına yazılsa sadece numaralandırılmış. Yani mutlaka bilimsel bir araştırma yapıyorlardır. Baksanıza bunu. Kim bilir kim yaptırdı. Yani en azından bizler gibi birazcık tarihe, geçmişine önem veren, merak eden insanlar için de bir nevi katkı olmuş olur. Çünkü ben buraya gelmeden önce yine Turizm Bakanlığı'nın kültür portalında müze.gov.tr adreslerinde yine antik haber sitelerinde bir miktar araştırma yaptım. Ama bu sütunlu cadde ile ilgili doğru dürüst bir bilgiye ulaşamadım. Gerçekten de çok dört dörtlük etkileyici yerler.
Tabii de vahşi doğanın içinde. Hani dikeni falan geçtik. Birkaç kertengele gördüm. Bir de yılan gördüm sanki. Ya da görür gibi oldum. Şimdi bastığımız yere de dikkat etmemiz gerekecek. Aşağı yukarı 150-200 metre kadar böyle ilmek ilmek adım adım döşenilmiş bir cadde burası, sütunlu cadde. Emin olun şimdiki kentlerde bu kadar estetik, bu kadar ihtişam, zarafet yok. Ya da bana öyle geliyor ya da ben öyle görmek istiyorum, bilemiyorum. Evet, artık dönüş vakti. Termessos, Isinda ile hep böyle kavgalı, savaş halinde olmuş. Milattan önce 189 yılında komşu şehir Isyanda'yı zapt eden Termessoslular, Isyanda halkının şikayeti üzerine Anadolu'daki Roma kuvvetleri komutanı Manlius Vulso tarafından cezalandırılmışlardır. Şimdi de öyle yapmıyor mu küresel güçler? Büyük ihtimalle aynı tarihlerde Termessos aynı zamanda Likya ile de savaş halinde. Milattan önce 71'de Roma ile arasında dostluk ve ittifak bulunan Termessos'un işlerinde bağımsız olduğu ve kendi kanunlarını kendileri yapacakları konusu da Roma Senatosu'nca kabul ve tasdik edilmiştir. Milattan önce 36'dan 25'e kadar Galatyalı Amintas'ın Pisidia'nın diğer kentleriyle Termessos'u da yönettiği bilinmektedir. Roma İmparatorluk döneminde ise şehrin bağımsızlığını koruduğu bastığı sikkelerden anlaşılmaktadır. Evet, buradan aşağı ineceğiz. İlk mola verdiğim yer. Bir mola daha vereyim burada. Otoparktan sonra şehre tırmanılan patikanın takip edildiğinde hemen sağ tarafta İmparator Hadrian devrinde yapılmış olan Yoğun düzenindeki tapınağın basamak ve anıtsal girişine rastlanır. Evet. Hadrian da efsane imparatorlardandır. Hemen hemen tüm antik kentlerde Hadrian'ın mutlaka bir anıtı bulunur. Bizans'ın Justinianus'u gibi. Bana öyle geliyor Hadrian. Hadrianus. Ve kendisi için yapılan anıt. Hemen arabaları park ettiğimiz yerin tırmanmaya geçmeden önce sağ tarafında. Basamaklar gayet muntazam bir şekilde. Sıcak zorladı zaten sadece. Aslında çok zor bir parkur değil. Çoluk çocuk, genç yaşlı, birçok insan rahatlıkla gelebiliyor. Yalnız Turizm Bakanlığı'nı kutluyorum. Antalya'ya yakışır bir şekilde giriş de mükemmeldi. Piknik yapmak için yerler, dükkanlar, mekanlar vardı. İşte tuvaletler, mescitler. Bu otopark kısmında da yine şurada tuvalet var. Arabayı ben farklı bir yere park etmiştim. Çok terledim. Pamuklu giydim. İlk defa böyle yerleri gezerken çok sıcak diye.
Ama pamuklu giymemek lazım. Her üstüne yapışıyor insana. Üstümü değiştirdim, terlemiştim çok. Dediğim gibi sandalet ya da terlikle gelmeyin kesinlikle. Elinizde kalır yani. Çıplak ayakla dönmek zorunda kalabilirsiniz. Ben hemen neticede 40 derece civarında hava sıcaklıkları. Temmuz'un 13'ü. Diken temizliğim istiyorum. Dikenler hatıra olarak çamaşır makinesine gitmesin. Termasos gerçekten etkileyici bir kent. Tarihteki en büyük özelliği işte meşhur Büyük İskender'e karşı kenti savunmaları. İskender'in alamadığı tek kent diyebilirim. Şimdi birazcık sabah erken çıkmıştım. Hazır burada serin de güzelken, çünkü aşağıya 8 kilometre indiğiniz zaman hava sıcaklığı en az 5-6 derece fark eder kanaatindeyim. Hazır böyle serin bir yeri bulmuşken, yanımda tuvalet, suyu da var, suyum da var. Termosumda sıcak suyum da var. Şöyle bir kahvemi içerim, biraz dinleneyim. Saat 2:30. Antalya cayır cayır yanıyordur. Buradan daha güzel bir yer bulamam kanaatindeyim. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Eğer gerçekten beğendiyseniz kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Her şey gönlünüzce olsun.